Herkese selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu aralar video atamıyorum. Atamamamın nedeni normal hayatımla ilgili gelişmelerden dolayı. Ama bu haftadan sonra devam edeceğiz. Bugün sizlerle Almanya Eğitim Rehberi serimizin 3. videosuyla buluşturacağım. Bugün Almanya Eğitim Rehberi serimizin 3. videosu olan Almanya'da üniversite okurken alabileceğiniz burslar hakkında bilgi vereceğim ve bu 9 burstan bahsedeceğim. Almanya'da bildiğiniz gibi devlet üniversitelerinde lisans derecesinde sizden öğrenim harcı alınmıyor. Uluslararası bir öğrenci olsanız bile. Lakin yüksek lisans veya doktora yapmak istiyorsanız öğrenim harcı ödemeniz gerekir. Bunun yanı sıra lisans veya lisans üstü alacağınız eğitimlerde Almanya'da devlet destekli ya da özel olmak üzere çok fazla burs seçeneği var. Bugün sizlere bu 9 burs seçeneğinden bahsedeceğim. Burs şartlarını taşıyıp taşımadığınızı görmek ve burs başvurusu yapmak için bugün bu videoyu sizler için hazırladım. Hala hazırda aktif bir öğrencilik hayatım olmadığı için ben herhangi birine başvurmadım ama yine de sizler için araştırdım. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Birincisi DAAD Türkiye bursları. DAAD'nin açılımı Alman Akademik Değişim Servisi. Almanya'da okumak isteyen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde devlet destekli çok çeşitli burs seçenekleri sunuyor. Bu burslardan bir tanesi yaz okulu bursu. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim alan öğrenciler için bu servis 4 haftalık bir yaz okulu burs imkanı sunuyor. Burslar Almancalarını geliştirmek isteyenlerin 1061 euro değerindeki 4 haftalık kurs ücretini ve konaklamasını karşılıyor. Bu servisin bir diğer seçeneği de TEV ile yapmış oldukları bir yüksek lisans bursu. Alman Akademik Değişim Servisi ve Türk Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan bu bursta Almanya'da yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin mühendislik, matematik, bilgisayar bilimi, tıp ve psikoloji gibi alanlarda bir burs imkanı sunuyor. Bu burs kapsamındaki öğrencilere 9 ila 24 ay için aylık 861 euro destek sağlanıyor. Bu servisin bir diğer burs seçeneği ise sanatçı bursu. Almanya'da yüksek lisans eğitimlerine sanat alanında devam etmek isteyen öğrenciler için de 10 ila 24 ay için aylık yine 861 euro burs desteği sunuluyor. İkincisi Erasmus burs programı. Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için kaçınılmayacak bir fırsat olan Erasmus burs programı, Avrupa Birliği üye ülkelerinden geliyorsunuz, tam size göre. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Erasmus eğitim süreci boyunca hem yaşam hem de eğitim masraflarınızı karşılıyor. Türkiye öğrenciler arasında en çok tercih edilen ülkelerden biri Almanya diyebiliriz. Yani Almanya'da otomotiv, gıda ve kimya sektörlerinde zengin istihdam ve staj şartlarıyla bayağı popüler. Bu da öğrencilerin Almanya'da yaşam deneyimi kazanmak için Erasmus ülkesi olarak Almanya'yı seçmelerinin en büyük nedeni. Üçüncüsü Heinrich Böll bursu. Almanya'da yüksek lisans veya doktora derecesinde eğitim almak isteyen öğrencilerin AB ya da AB dışı herhangi bir ülkeden gelme şartı bulunmadan her öğrenciye verilen bir burs. Her yıl yaklaşık 1200 öğrenciye veriliyormuş. Burs başvuruları için Almanya'daki devlet üniversitelerinde SDEM konularında eğitimlerini sürdürmeleri gerekiyor. Finansal destekler kapsamında öğrencilere aylık 850 euro ile 1200 euro arasında değişen bir burs imkanı sunuluyor. Dördüncüsü Deutschlandstipendium. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum. Alta zaten linklerini bırakacağım. Oradan bakarsınız. Bu burslar dünyanın her yerinden iddialı ve akademik alanda ilerlemek isteyen öğrencilere sunulan bir burs. Herhangi bir milletten olma ya da gelir düzeyine bakmadan herkese verilen bir burs seçeneği bu. Almanya'da eğitim alan tüm öğrencileri destekliyor. Program kapsamındaki her öğrenci de aylık 300 euro ödenek alıyor. Beşincisi Rosa Luxemburg Stiftung bursları. Rosa Luxemburg Stiftung bursları Almanya'da yüksek lisans veya doktora derecelerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için tırnak içinde yüksek niteliklere sahip ve akademik alanda başarılı olan öğrencilere verilen bir burs programı. Böyle bir burs alabilmek için de Almancınızın B2 veya üstü bir derecede olması gerekiyor. Yine diğerlerinde olduğu gibi ayrıntılı bilgiyi aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Right. Friedrich Albert Stiftung. Of, bunun ismi. Altıncısı, bunun ismi de birazcık karışık.
Friedrich Ebert Stiftung. Altıncısı Friedrich Ebert Stiftung bursu. Bu bursta Almanya'da lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim almak isteyen öğrencilere verilen bir burs. Burs kapsamındaki öğrencilere her ay 744 euroya kadar yaşam masraflarını karşılayabilmeleri için bir para veriliyor. Buna ek olarak her ay 300 euro değerinde de bir sabit eğitim ücreti bursu sunuluyor. Burs başvurusu yapacak adaylarda dikkat edilen bazı kriterler var. Bunlar da öğrencinin gençlik çalışmalarına, işte sivil toplum kuruluşlarına olan katkılarına, derneklere falan filan bu tarz yerlerde aktif rol oynaması bekleniyor. Aynı zamanda daha önce bir Alman üniversitesine de kayıt olmaması bekleniyor. Goethe Goes Global Bursu. Goethe University Frankfurt, Almanya'da eğitim almak isteyen öğrencilere yüksek lisans seviyesinde bir burs sunuyor. Her yıl okula kayıt olan 20 bursiyere tarih, felsefe, kimya, biyokimya, bilgisayar bilimi, matematik ve fizik gibi alanlarda ve daha çok alanlarda burs imkanı sunuyor. Burs miktarı bunda 1000 euro aylık ve genel olarak da yüksek lisans eğitiminizin süresi boyunca veriliyor, 2 yıl gibi bir şey. Aynı zamanda öğrencilere Goethe Üniversitesi bir kariyer desteği de sunuyor. Sekizincisi Friedrich Naumann Foundation bursu. Friedrich Naumann Vakfı tarafından Almanya, İsviçre'de Avrupa Birliği ülkelerinde devlet tarafından tanınan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora seviyesinde burs imkanları sunuyor. Vakıf öğrencilere her yıl işletme, hukuk, diş hekimliği ve tıpta doktora çalışmaları gibi çok sayıda alanda araştırma çalışmaları, doktora sonrası programlar ve master derecelerinde burslu okuma imkanı sunuyor. Dokuzuncu ve sonuncusu University of Heidelberg Amerana bursu. Bu burs birazcık daha spesifik. 2016'dan itibaren verilen bu burs da sadece diş hekimliği ve tıp alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilere sunuluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden maddi zorluklarla öğrenim hayatında sıkıntı yaşayan, öğrenim hayatına devam edemeyen öğrenciler için belli kriterler ve mali durumunu gösteren belgelerle bu bursa başvurulabilir. Bunun da detaylı bilgilerini aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Evet, bugün sizlerle Almanya'da öğrenim hayatınızda alabileceğiniz burslardan bahsettim. Çok fazla lisans derecesinde yoktu çünkü hani zaten burada öğrenim harcı alınmıyor ama hani yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim almak isteyen öğrenciler birazcık zorlanabilir burada. Yani ek olarak çalışabilir, yani o ayrı bir şey. Öyle bir imkan tanınıyor ama öğrenim harçlarını karşılamak amacıyla tarz burslara başvurabilir. Bana bu konuda da çok soru geliyor. Orada işte yüksek lisans, işte doktora yaparsam zorlanır mıyım? Yani çalışarak evet lisans seviyesindeki bir öğrenci hayatını geçirindirebilir burada. Yani kendine bakabilir. Ama böyle bir yüksek lisans için yine de yetmez gibime geliyor. Çünkü hani öğrenim bursu, yaşam masrafları, eğitim masrafları derken bu tarz burslara ihtiyacınız olabilir. Tüm bursların linkini aşağıda bulabilirsiniz. Tıklayarak da ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Umarım bazılarınızın işine yarar. Kendinize iyi bakın.